Cumhurbaşkanı Recep Tayyip biz Aydın'ı çok seviyoruz. Aydın 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısın? Bunlara gereken dersi vermeye var mısın? Allah sizlerden razı olsun. Durmak yok. Durmak yok. Aydın. Güzeller güzeli Aydın. Efeler, yiğitler diyarı Aydın. Zeybiyemizin şehri Aydın. Seni yürekten selamlıyorum Aydın. Sen ki tarihçilerin, seyyahların güzelliğini öve öve bitiremediği Aydın'sın. Sen ki Kılıç Arslan'ın, Menteşe Bey'in, Aydınoğulları'nın yurt yaptığı Aydın'sın. Sen ki Evliya Çelebi'nin dağlarından yağ, ovalarından bal akar diyerek bereketine hayran kaldığı Aydın'sın. Bugün bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum Aydın. Ne diyor? Ne patates ne soğan, sevdamız Erdoğan. Gülüşünde bir şey var, hep içime dokunur. Ne diyor? Delikanlı, bak bak, nereden? Gana, Gana, sana vefa borcumu ödemeye geldim büyük usta diyor. Unutulacak yedili masa, yaşanacak reisli Türkiye yüzyılı var. Bak 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 bak. Başka laf bilmedin Bay Kemal. Böyle gitmez bu iş, belli sondasın. Tarih olman çok yakın Bay Bay Kemal. Yanına ne yazmışlar? Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez. Bu yolu kalbim hiç dert etmez. Yanında ne var? Kolay değil. Bir ülkeye sevdalı olmak. Cumhur İttifakı. Ve kaleleri içten fethettik reis diyor. Aydın'ın kadınları. Eyvallah. Zaten siz kaleleri fethettikten sonra bu iş bitmiştir. Aydın'a bundan 3 ay önce gelmiş, toplu açılış törenimizi yapmış, Nazilli'ye geçmiştik. Nazilli'de gençlerimizle
Oradaki kadınlarımız da muhteşem bir, hatırlayın, açılış töreni yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eserlerin bir kez daha sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz dün Trakya'daki uç beylerimiz olan Kırktaleli, Edirne ve Tekirdağ'ı ziyaret ettik. Muhteşemdi. Önceki günde İstanbul'da 1.700.000 kişiyi orada kucakladık. Ve tarihimizin en büyük buluşmasını gerçekleştirdik. Şimdi de Aydın'ın ve Aydınlı kardeşlerimin misafiriyiz. Maşallah. Aydın her zamanki gibi bugün yine çok güzel. Yine kabına sığmayan, coşkun ırmaklar gibi akan bir Aydın görüyorum karşımda. Bu Aydın isterse bu defa sandıkları bir başka patlatır. Sokaklara, caddelere taşan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Buradan Aydın'ın komşuları olan Muğla'ya, Manisa'ya da en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Elbette gönlümüz tüm Türkiye'yi ziyaret etmeyi, her ilimize selam vermeyi istiyor. Ancak bu sene Ramazan ayını özellikle depremzedelerimize ve deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illerimize 14 Mayıs'tan sonra inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Tabii bunun için önce 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Sizin bu heyecanınız var ya, bu aşkınız var ya, bu işin bittiğini haber veriyor. Önümüzde 4 gün kaldı. Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tavrımızı ya tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütenlerden ya da FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola yürüyenlerden yana kullanacağız. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz. Kardeşlerim, bu CHP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? Bu HDP LGBT'ci mi? Diğer yavrucukları söylemeye gerek var mı? İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyecileri, onların belediye başkanları zaten LGBT'cilerin en büyük finansörü. Peki maşallah, AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Çünkü biz ailenin kutsallığına inanıyoruz. Ailemizi asla bunlara yedirmeyiz. Onun için çok çalışacağız. Oyumuzu ya eser siyasetinden, ülkeye ve millete hizmet siyasetinden ya da yıkım siyasetinden, takos siyasetinden yana kullanacağız. Teveccühümüzü ya 21 yıldır ülkemizi her alanda başarıdan başarıya koşturmuş tecrübeli kadrolara vereceğiz. Öyle mi? Ya da geçmişinde SSK'yı batırmak yahu torununu SGK'lı yapmak, bu Bay Bay Kemal var ya, yahu torununu Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya bunlar hırsız.
Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz? Ya ülkemiz ekonomisini kendi kaynaklarımızla güçlendirmeye, büyütmeye devam edeceğiz ya da Londra tefecilerinin, IMF'in eli sopalı komiserlerinin ekonomimize çökmesine rıza göstereceğiz. Bunları kabul edebilir miyiz? Kardeşlerim, bakın, başbakanım. Başbakan olduğum dönemde Davos'tayız. O zaman bu Bebecan yanımda. Bakanım, beraber oradayız. Ve IMF'in başkanı diyor ki bize bazı şeylerde müdahale ediyorlar. Kendisine dedim ki Sayın Başkan, sen paranı alıyor musun? O zaman 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz var. Alıyorum. Ama sen Türkiye'yi idare edemezsin. Ben başbakanım, Türkiye'yi ben idare ederim. Müdahale edemezsin. Baktım bu Bebecan'ın yanakları kızarıp bozarmaya başladı. Ve 2013'e kadar IMF'e borçlarımızı ödedik. 2013'te hadi gari artık dedik. Gönderdik. Artık IMF'le bizim ilişkimiz kalmadı. Ama bu CHP ne diyor? IMF'den diyor borç alın da biraz rahatlayalım. Gerek yok dedik. Biz bize yeteriz. Ve o gün bugün 10 sene geçti. Biz IMF'den bir Allah kuruşu almadık. Ama bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor. Ya bunlar tefeci. Bunlar esrar eroin kaçakçısı. Bunlardan seyyar olmaz. Ama bununla benim halkımı kandırmaya çalışıyorlar. İşte pazar günü bunlara dersi vermeye hazır mıyız? Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Bak ne diyor bak. TOGG'dan elektrik almadıysan gaz verelim. Taze çıktı Karadeniz'den Bay Bay Kemal. (Gülüyor) 21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına, giyimine, kuşamına karışmamış, kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduk. Ya da öğretmeninden polisine, sanatçısından gazetecisine, önüne gelen herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçeceğiz. Şimdi isterseniz koalisyon masasının adayının gerçek yüzünü bir görelim. Ben şöyle bir ceket de çıkarayım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. 2,5 milyon emeklinin maaşını ödeyebilmek için 374 gayrimenkulünü satmak zorunda kalmıştı. Kılıçdaroğlu bir itirafta bulunmuş, hastaneden sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nı alın diye yalvarıyorum demişti. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Halkın bırakla çilesini görsün. Hep hani hangi hastaneye gidiyorsan git. İnsan kişiye bir doktor bak yani isyan et. Buyruk beklerken hasta olmayan. Saat tam 6:30. Ne yaptı bu? Geç mi kaldın? Ağlamıyoruz, hiç mi? Geri dönüyoruz. Çocuğum çocuğa var, ne bana uzaydı mı emniyorsun ben? 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer ben. Hastalar burada ihtiyaçla mı gideriyor? Tuvalete de efendim. İyi
Hiç bizi düşünemiyor ki şu vaziyette. Dedamın diyor sana mesela 10 gündür gelip geliyorum. 10 gündür oğlum. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum. Bu da hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyorum. Bana diyor ki sen diyor tansiyon var. Burada tansiyon bakmaz mı? Burada tansiyon bakmaz mı? SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok, SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz. Elbette. Siz de genel müdürsünüz efendim. Elbette. 2 hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz. Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum. Genel başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40 bu yakalarız yakalamazı o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak. Demek ki bu işi götüremedik diyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü veriyormuş. İnanıyor musunuz? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Yüksek zam geldi. Öğrenci olduğumuz için zorlanıyoruz. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Geldi mi bedava traktör? Ya Kılıçdaroğlu bugün yalan. HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddelik talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanların heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çifti fan meetinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. İş eriş, Balaban, serinleyiz hocalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilebilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Ve bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin katline neden oldu. Ve Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler. Ve ben buradan Aydın'daki Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bunların bu halini görüp de hala CHP, İP'e, HDP'ye oy verebilir misiniz? Vermeyeceğiz. Onun için bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz. Karşımızdaki tablo bu. İşte bu kadar net, açık ve keskin. Ne diyor Bay Bay Kemal? Selo'yu diyor çıkaracağız diyor. Bu ne millidir, ne yerlidir. Öyleyse bu hesabı kim sorabilir? Milletim ve bu kardeşiniz. Soracağız. Türkiye'nin her 3-5 ayda bir siyasetin krize girdiği eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor. ...21 yılda sabırla inşa ettiğimiz kazanımların sürmesi için her birimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Pazara kadar olan kısıtlı vakti çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sizlerden buraya gelemeyen her bir vatandaşımıza muhakkak ulaşmanızı istiyorum. Kendisine benim selamımı ilettikten sonra oyuna talip olduğumuzu söylemenizi istiyorum.
Kırgınlık varsa gönlünü alacağız. Kafa karışıklığı varsa gidereceğiz. Kararsızsa tercihini şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanması için mutlaka ikna edeceğiz. Her gün en az bir kişiye ulaşırsak Allah'ın izniyle bu iş bitmiş demektir. Buradan yurt dışındaki vatandaşlarıma da seslenmek istiyorum. Bugün itibariyle yaşadığınız ülkelerde kurulan sandıklar kapanıyor. Hamdolsun bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayesine ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Havalimanlarında ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri ise 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız seçim günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler. Milletimizin yurt içinde ve dışında iradesine sahip çıkma kararlılığından aldığımız ilhamla şimdi isterseniz şöyle ahdimizi bir yenileyelim. Yüz yılın işini hazır mıyız? 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz oldu. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı. 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun. Özellikle kadınlarımızdan ve gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Hanım kardeşlerim, evi nereden fethedecek? İçeriden fethedecek. Kale içeriden fethedilir. Gençlerimiz de arkadaşlarına bu seçimlerin önemini çok iyi anlatacak. Tamam mı? O güzel Aydın türküsünde ne diyor? Arabamın samanı, Martinimin dumanı, şu Aydın'ın içinde yoktur FM'den yamanı. Gençler, ben Aydınlı Efe'lere güveniyorum. Aydın'ın sadece İstiklal Harbimizde değil, demokrasi tarihimizde de özel bir yeri var. Burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Öncelikle tüm milletimizin isimlerini kalbine kazıdığı Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Merhum Menderes ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamıydı. Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür olabilmesi için mücadele etti. Demokrasi ve kalkınma yolunda çok büyük mesafe de aldı. 18 yıllık hasretin ardından minarelerimizden ezanı Muhammediler onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? Kimlerdi? O günün CHP'si. Şu andakilerin ondan farkı var mı? Aynı. Bunlar sadece masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar. Tek parti faşizminin camilerimizin kapısına vurduğu zincirler onunla kırıldı. Ama bunlarda tezgah çok, fırıldak çok,
Onun için bakarsınız türbe türbe dolaşırlar. Yalan çok. Milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okulları Allah rahmet etsin Menderes döneminde açıldı. Köylü ayağındaki çarığı ilk kez onun döneminde çıkarabildi. Çiftçimiz traktörle, sanayicimiz yolla, elektrikle, makinayla vatandaşımız en temel hak ve hürriyetlerle ilk kez onun döneminde tanıştı. Cumhurla Cumhuriyet arasındaki uçurumlar ilk kez onunla kapanmaya başladı. Milletimiz Menderes'te bizatihi kendini gördü. Eyvallah. Kendini gördü. Ülkesi için çalışan, koşturan, samimi bir siyasetçi gördü. İnsanımız onda ilk defa milletin derdiyle dertlenen, gerçek manada bir halk adamı gördü. Böyle gördüğü için de Menderes ve arkadaşlarına girdiği tüm seçimlerde sahip çıktı. Onları daima bağrına bastı. Şimdi 14 Mayıs 1950 Menderes'in "Yeter, söz milletindir" diyerek başladığı yolculuğu 27 Mayıs darbesiyle maalesef son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs her şeyden önce 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Şimdi pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? Öyleyse çok çalışacağız. 27 Mayıs milletten asla yüz bulamayan CHP'yi tank namlusuyla iktidara getirme operasyonudur. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir. Yapımcısı CHP'nin bürokrasi, akademi ve medyadaki uzantılarıdır. Baş aktörü de CHP'nin milli şefidir. Sandıktan çıkamayacağını anlayan CHP'nin genel başkanı il il dolaşarak milleti kışkırtmış, müdahaleye ortam hazırlamıştır. CHP medyası da bu provokasyon siyasetine o dönem çanak tutmuştur. Üniversite öğrencilerinin kıyma yapıldığı iftirası düşünebiliyor musunuz? Üniversite öğrencileri kıyma yapılmış. Bu yalanı uydurdular. Menderes'in uçaklar dolusu altın kaçırdığı yalanına kadar her türlü kepazelik sergilenmiştir. Sandık dışı yollarla iktidar arayışı CHP için asla yeni bir durum değildir. Bu milletten şamarı yedikleri 1950'den itibaren CHP'nin milli sporudur. Daha sonra da rahmetli Özal başta olmak üzere birçok siyasetçimiz bu tarz yöntemlerle sindirilmek istenmiştir. Ben de seni seviyorum. Kardeşlerim, bu süreçlerin aynısını biz de yaşadık. Tek parti faşizmi temsilcilerinin yalanlarının, iftiralarının hedefi olduk. Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek istediler. Vesayetle gözümüzü korkutmayı denediler. MİT kumpasıyla müsteşarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık girişiminde şimdi bizzat Bay Bay Kemal'in montaj olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden milli iradeyi gasp etmeye yeltendiler. 15 Temmuz'da bu sefer FETÖ'cü ihanet çetesi eliyle canımıza kastettiler. Ailece. Ailece. Bay Bay Kemal'i tankların arasından kaçırdılar. Bakırköy Belediye Başkanı'na götürdüler. Orada o kahvesini yudumladı. Ama ne diyordu? Haberim olsaydı ben de beklerdim. Hayatı yalan. DAEŞ'inden PKK'sına kadar tüm terör örgütlerinin azdırılmasından ekonomimize, bunlara yönelik tehditlere hepsi aynı senaryonun parçalarıydı. Hepsinin de amacı
milletin sandıkta verdiği emaneti silah zoruyla, terörle, şiddetle gasp etmekti. Her seçim öncesinde denenen provokasyonları da buna eklemek lazım. Milletimiz de aramıza giremeyenler, siyaset mühendislikleriyle, istihbarat operasyonlarıyla milli iradeyi yönlendirmek istedi. Biz 21 yıldır işte bu kirli senaryolarla da mücadele ettik. Gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Ne azgın azınlığın baskılarına boyun eğdik, ne de sivil siyasetten başka kendimize yol aradık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün saldırılarında şehit verdik. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı. Seçim çalışması yapan nice kardeşlerimiz taciz edildi, tahkir edildi. Maruz kaldığımız onca hakarete, kışkırtmaya, aylaksızlığa rağmen hukuk ve adaletten sapmadık. Birileri gibi batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, biz hep Anadolu irfanına inandık. Milletimize inandık. Allah'ımıza dayandık. Allah'a dayan, sağa sarıl, hükmüne rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Biz böyle yürüdük. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik. Sandık aracılığıyla söyledik. Kardeşlerim, bugün yine aynı yerdeyiz. Aynı hassasiyeti taşıyoruz. Çakalla avlanıp çobanla ağlayan mürailerin ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Batıda vatan millet edebiyatı yapıp doğuda seloya özgürlük isteyen iki yüzlülerin neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. FETÖ'cü ve bölücülerle gizli anlaşmalar yapanların kimlere hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Londra'daki tefecilerden alınan sözlerin ne için verildiğini çok iyi biliyoruz. Ortada öyle bir mesele yokken bir gece yarısı yayınlanan Kürt ve Alevi videolarının ne gayeyle yapıldığını çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim, bizim için Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla hepsi bizim kardeşimiz. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Ayrım yapmayız. Biz kuklayı da, kuklacıyı da, oynanan oyunu da çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle biz bu oyunu yine bozacağız. Fitne tüccarlarının aramıza nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların sokaklarımızı karıştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ve Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve ülkemizdeki huzur iklimine çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Biliyorum, son iki aydır siyaset sahnesinde yaşanan rezillikler sizi üzüyor. Bölücü örgütün giderek artan pervasızlıkları biliyorum, sizi öfkelendiriyor. Ama gün soğukkanlı olma, sabırla, basiretle hareket etme günüdür. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin. Kirli pazarlıkların hesabını sandıkta sorun. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin. Baybay Kemal ne diyor? Tıpış tıpış oy vereceksiniz diyen
bu kibir kulelerine hadlerini sandıkta bildirin. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? Aydın, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs'ta yeter sözde, kararda, gelecekte milletindir diyor muyuz? İşte Adnan Menderes'in şehri Aydın budur. Milli iradenin kalesi Aydın budur. Kardeşlerim, 21 yıldır hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle konuştuk. Milletimizin gönlünü de yine icraatlarımızla ve samimiyetimizle almaya devam edeceğiz. Şimdi isterseniz ülkemize kazandırdığımız eserlere şöyle bir bakalım. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk Akımı, Mavi Akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, Borkarbü üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, Kutuplarda Araştırma Merkezi, Ayasofya'yı Tekrar Cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su
arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DAEŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Kardeşlerim, şimdi tabii merakımı mucib oldu. Bugün alana gelen ne kadar diye sordum. Resmi rakamı aldım. Resmi rakam şu an itibariyle alana giriş 55 bin. CHP 27 bin. Akşener 5500. HDP 1700. Bu neyin işaretini veriyor? Ve tabii Cumhur İttifakı ayrıca bir katılımı var. Dolayısıyla pazar günü inşallah sandıklar farklı olarak patlayacak. Hazırız değil mi her şey? Detaya girsek saatler, günler sürecek. Tüm bu işleri 21 yıla sığdırdık. Elbette diğer 80 vilayetimize hizmet ederken Aydın'ı da ihmal etmedik. Aydın'a ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? Bak biz neyiz? Toplamda 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık Aydın'a. Eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta çok ciddi adımlar attık. Toplamda 950 yataklı Aydın şehir hastanemizi yaptık mı? Nasıl, beğendiniz mi? Güzel mi? Biz buyuz. Biz Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu o rezilliği, o rezaleti biz milletimize layık göremeyiz. Çünkü biz şöyle bakıyoruz. Kanuni ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Onun için de şehir hastanelerimizde biz milletimize layık olan bu güzel hastaneleri yaptık. 9 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 1810 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1267 konutun yapımı devam ediyor. Şimdi de ilk evimle 3320 yeni konutu, ilk arsamla 7000 altyapısı hazır arsayı sizlerin hizmetine vereceğiz. Aydın'daki 4 millet bahçemizden ikisinin açılışını yaptık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 114 kilometreden devraldığımız Aydın'ın bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 381 kilometreye çıkardık. İzmir Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Aydın Denizli Antalya otoyolunu seneye tamamlıyoruz. Didim Yat Limanı'nı tamamladık. Mevcutların yanı sıra Aydın'a 4 baraj daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Aydın'da 555 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren 11 sulama tesisiyle
251 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize son 21 yılda toplam 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Aydın, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçanlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yeni Pazar'a doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Didim'e de doğalgaz arzı sağlamayı planladık. İnşallah şehrimizi hak ettiği seviyeye getirene kadar durmayacağız ama bunu sizlerle beraber yapacağız. Asırlık hizmetleri sizlerin istifadesine sunarken hep milletimizin gücüne güvendik. Başkaları yapıyorsa biz niye yapmayalım? Başkaları üretebiliyorsa biz neden üretmiyoruz dedik. Başkaları buluyorsa biz neden bulamayalım dedik. Ülkemizin kaynaklarını ve potansiyelini en verimli, en güzel şekilde kullanmaya çalıştık. Karadeniz doğalgazını çıkardık mı? İlk ay ücretsiz dedik mi? Bu Bay Bay Kemal'in sözlerine benzemez ha. İHA ve SİHA'larımızla savaş sanayine girdik mi? TCG Anadolu uçak gemimizi silahlı kuvvetlere verdik mi? Yüz binler ziyaret etti. Yaparsa işte bu aralar İzmir'deydi biliyorsunuz. Şu anda İzmir'de. Ziyaret edenler olduğumu bilmiyorum. Şu anda tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz. Geçen sene dünyada en çok turist çeken 3 ülkeden biri olduk. Ve İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız ve Kızıl Elmamız dünyanın hayranlık duyduğu uçaklarımız. Akkuyu santralini yaptık. İlk üniteyi açtık. Türkiye'nin otomobili TOG ile elektrikli araç teknolojisinde yerimizi aldık. Hayranlar. Çok seviyorlar. Ve Mavi Vatan'daki çıkarlarımızla birlikte karada da TOG'la evet şu anda farklı sükse yapıyoruz. Milli Muharip uçağımız Kaan'la çok farklı bir seviyeye geliyoruz. Karadeniz gazımızla enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Bitmedi. Gabar petrolüyle milyarlarca dolarımızın cebimizde kalmasını sağladık. Muhalefetin yok dediği, fasa fiso dediği doğalgazımızı geçen ay itibariyle Filyos'taki tesislerimize getirdik. Bu sevinci milletimizle paylaşmak için bir aylık gazı ücretsiz yaptık. Önümüzdeki bir yıl boyunca da 25 metreküplük gazı faturadan ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz, ev hanımlarımız, gençlerimiz ısınma yemek için kullanacakları gaz miktarına para vermeyecek. Bir yıl boyunca Aydın'daki tüm mutfaklarda tencereler milli gazımızla kaynayacak. Karadeniz gazımızın bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gabar'da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrolü de ekonomimize kazandırıyoruz. Bu şekilde bütçemize kalacak 100 milyar dolarlık kaynağı yatırım olarak, istihdam olarak, sosyal destek olarak milletimizin istifadesine sunacağız ve kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası'yla hem toplumun temel taşı aileye hem de gençlerimize bunu finans olarak tahsis edeceğiz.
Şimdi buradan ev hanımlarımızı da emekli edeceğiz. Yani ben size aynı zamanda kaynak söylüyorum, kaynak. Bay Bay Kemal'in palavraları gibi değil, kaynak. Şimdi hazır mıyız? Öyle bir haykıralım ki Adana duysun. Tamam. Muğla duysun. Denizli duysun. Büyük bir coşkuyla. Bu Kandil'deki teröristlere benzemez. Kandil'deki terörist ne diyor? Bay Bay Kemal'le yandaş ya, yoldaş ya. Kandil'deki teröristlerin, Diyarbakır annelerinin gözyaşına neden olan bu imansız, kitapsız, Kur'ansız, ezansız, bunlara benim Kürt kardeşlerim artık dur demesi lazım. Öyle mi? Onun için çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Ve onları arkasına alıyor Bay Bay Kemal. Onlarla yol yürüyor. Hazır mıyız? Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi 28. dönem Aydın milletvekili adaylarımızı sizlere takdim ediyoruz.